Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Ben Barış Çankı. Yine sizlerle beraberiz. Bu sefer ben tabii böyle e, enteresan, hani her zaman alıştığınız yerde değil de başka bir yerdeyim. E, Computex ve Intel'in davetlisi olarak e, Tayvan'dayım. Ve o yüzden şöyle kusura bakmayın, hani böyle otel odasından hayırdır Cem abi, sen iyice işi e, değiştirdin, formatı bozdun diye. Şöyle bir gösterebilirsek bir ama tabii heh, şöyle göstereyim. E, burası tabii Taipei. E, Manzaran da neydi? güzelmiş. Ya manzara güzelmiş evet doğru tabii 11 saat yolculuktan sonra pek hani ne kadar açar ne kadar açmaz değil mi? Yani keyfini çıkartmak isterim doğrusu ee, ama şey buradan hakikaten işte hem Intel'in yeni e, bir takım gelişmeleri var, yeni duyuracakları var. Ee, hemen ondan sonra Computex var her ikisinden de haberleri aktarmaya çalışacağız ama tabii ki Sanışımdan geçtiğimiz zaman. Eyvallah, çok teşekkür ederim ama yine e, tabii seni merak edenler vardı geçen hafta ne oldu oto gündeme diye soranlar vardı. Aslına bakarsan bir eksik yok onun yerine bunu çekmiş oluyoruz bugün çekmiş oluyoruz fakat aslında esas amacımız bizim e, tabi geçtiğimiz hafta testler vardı onları da yayınladık o yüzden bir araç testleriyle ilgili uğraşırken koştururken de gayet doğal olarak e, hani bir haftanın cumasını kaçırmış olduk ama e, evet. yine buradayız yine bu hafta iki e, oto gündem olacak böylece aslında bir nevi eee yani Tayvan'da da olsak sen işte test de yapsan, onu da yapsan, bunu da yapsan yeni çek çekmiş olacağız. Ee, nasıl geçti test öncelikle onu söyleyeyim. Yayında mı? Ne zaman yayınlanacak? Ee, dediğin gibi geçen hafta oto gündemi e, ana sebebi otomobil test videosuyla uğraşmamız. Austral'in 200 beygirlik e tech full hibrit versiyonunu çektik. Şu an Donanım Haber YouTube kanalında yayında. Merak edenler o videoyu da hala izlemedilerse e, göz atabilirler. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Lütfen eğer seviyorsanız, beğeniyorsanız e, gidin konuşun demiyorum tabii ki. E, eğer seviyorsanız, beğeniyorsanız lütfen bizlere yorumla, e, işte emojilerle, e, kanala abone olarak, başka arkadaşlarınızla paylaşarak e, ve varsa yapıcı eleştirileriniz, hani ya yakalım yıkalım diye değil, linç edeyim diye değil ama ya yani, ya şu şöyle olsaydı daha iyi olur diyeceğiniz bir şeyler varsa lütfen her zaman bunları da bekleriz. Lütfen bizlerden bunu eksik etmeyin. Ama tabii ki az önce sevgili Barış'ın söylediği gibi Merak ediyorsanız e, Avustralya videosuna mutlaka bakın. E, sizin aslında Barış'ın e, söylemediği başka videolar da var yolda. E, çok sıkı bir haftayı geride bıraktı. Bu hafta da çok yoğun bildiğim kadarıyla yeni araçlarla ilgili de bazı başka testler de geliyor. E, yeni araba haberleri, yeni araç haberleri geliyor. Bunlardan bir tanesi de şimdi hemen senin anlatacağın. Benim de merak ettiğim, merakla beklediğim haberlerden bir tanesi. Türkiye'de olunca haliyle en önce neye bakıyorsun? Tamamen duygusal işlere bakıyorsun. Neden evet. önemli diye sana soruyorum. İlk haberimize geçelim böylece. Şimdi zaten geçtiğimiz aylarda e, tanıtılan bir modelden bahsedeceğiz ama hani bu haftaki haberlere ben baktığımda genel olarak şeyi görüyoruz. Türkiye'de satışa sunulacak yeni modelleri görüyoruz ki toplamda e, Türkiye'de faaliyet gösteren markalar bu yıl böyle yapılacak lansmanlara baktığımda Türkiye ye 74 yeni model gelecek. Şu an konuşacağımız C3 ya da işte yüzde yüz elektrikli versiyonu EC3 de o modellerden bir tanesi olarak Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Tabii ki burada özelliklerinden zaten bahsediyor olacağız birazdan ama en önemli detay senin de dediğin gibi bu duygusal kısım fiyatı ne olacak? Bunu da yurt dışındaki lansmanına veya test sürecine giden gazeteciler paylaştı. Türkiye'ye geldiğinde yani bugünün kuruyla 1 milyon TL civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak elektrikli C3 yani bu fiyatla aslında baktığımızda Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden bir tanesi olacak. Yani buradan baktığımızda 1 milyon TL'lik bir fiyat normal çünkü fotoğraflarda her ne kadar SUV gibi dursa da bir crossover gibi dursa da bildiğimiz C3 aslında markanın kompakt hatchback segmentinde yer alan e, küçük bir modeli e, tabii ki yeni neslinde elektrikle geçişle beraber biraz daha otomotiv dünyasında popüler olan işte crossover SUV segmentine yönelik e, tasarım detaylarıyla bezendi, büründü, süslendi. Böyle bir tasarımla karşımıza çıktı. E, dediğim gibi 1 milyon TL civarında bir e, başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Güzel de bir seçenek olacak aslında çünkü e, burada Dutch Spring vardı biliyorsun. O fiyatlarda evet. hatta 1 milyon TL'nin altında. Ama e, tabii ki o Çin'den geliyordu. E, bu yeni yapılan e, güncellemeler sonrası, yeni yapılan e, düzenlemeler sonrası daha doğrusu Marka işte yeni neslini Türkiye'ye getirmeme kararı aldı. Dacia Spring Türkiye'de devam etmeyecek. Ee, onun dışında Leap Motor'un e, ufak kompakt modeli vardı yine aynı fiyatlara 900 bin TL'lik fiyatlara satılan ama yine o da e, Türkiye'deki bu son düzenlemelerden etkilenen bir model. O yüzden hani onların biraz daha böyle geri çekilmesi sayesinde Eylül ayı itibariyle ilgi oldum. görebileceğini düşündüğüm bir model olacak EC3. Yani evet, e, var mı peki başka detayları? Çünkü 1 milyon TL ya maalesef hani artık şey diyoruz. Yani 1 milyonluk arabadan bahsediyoruz ama ya yani 1 milyon küçük bir para değil aslına bakarsan. Tabii ama ki. yine de e, hani böyle deyince işte e, neden bahsettiğimiz önemli. Geçtiğimiz haftalarda gene Citroen'le ilgili Berlingo'yu da konuşmuştuk. E, daha doğrusu Rifter'ı ve işte sen de e, Berlingo'nun e, lansmanına gittin. E, aşağı Hı -hı. yukarı benzer fiyatlar ya işte bu kadar olur mu olmaz mı falan diye de eleştirilmişti hatta konuşmalarımız ama işte bak yani görüyorsun C3 Aircross hani küçük bir e, otomobilden bahsediyoruz ama e, fiyat 1 milyon. Elektrikli avantajıyla ancak bu hale gelebiliyor. Artık bunları kabullememiz gerekiyor haline geldik. E, ama görüntüdeki araç hani küçük de C3'ü zaten biliyoruz dediğin gibi. E, hmm. Var mı başka detayı yani ne gibi detaylar anlatabiliriz? Motor gücüydü şuydu buydu ana bu küçüklüğüne nazaran neler okay. söylemek istersen Tabii hemen özelliklerine geçiş yapacağım. Ondan önce belki merak edenler, e, kıyasla yapmak isteyenler olabilir. Şöyle ilk tanıtıldığında fiyat olarak ben haberime şunu eklemişim. Avrupa'da 24.500 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılacakmış EC3 modeli. Yani buradan Türkiye ile bir e, fiyat kıyaslaması yapılabilir. Dediğim gibi evet. B hatchback segmentinde devam eden ama işte böyle crossover tarzı bir tasarımla gelen ilgi çekici bir model oldu EC3. Bu arada EC3 %100 elektrikli versiyona yöneliyoruz sürekli ama... 48 volt hafif hibrit sisteme sahip içten yanmalı. Yani benzinli e, versiyonu da satışa sunulacak. O da Türkiye'ye gelecek. Ama tabii ki öncelik hem geliştirme tarafında hem de satış tarafında %100 elektrikli versiyondan yana olacak. E, elektrikli versiyonun şöyle hemen ben bir e, detaylarına göz atmak istiyorum. Ya, lütfen. Özel Bu arada üzerinden. ben de şunu söyleyeyim. Berlingo ile yani demek ki o ön yüzdeki e, tasarımı birçok Citroen aracında göreceğiz. Erlingo ile aynı arayüze sahip yani ön yüze sahip. Tabii tabi, Yani artık markalar biliyorsun model model e, ayırmaktan ziyade belli bir marka imzasını bütün modellerine yayma ya yönelik bir tasarım dili izliyorlar. Birçok markada bunu görüyoruz. Stellantis markaları da bunda öncü e, konuda ilerliyor. Tabii. Hemen şöyle sen ona bakarken ben teknik özelliklerine ulaştım. Tamam. Yani şöyle dediğim gibi %100 elektrikli bir otomobil, doğuştan elektrikli otomobil olarak tasarlanan bir araç aslında 44 kWh'lik saatlik evet. e, ferrofosfat e, kimyasında bir e, batarya ile geliyor. Tabii ki kompakt bir otomobil, küçük bir batarya ile geliyor. Stellantis modelleri zaten e, görece evet. genelde elektrikli versiyonları böyle küçük kompakt bataryalarla biliniyorlar. E, şehir içinde baktığımız zaman 440 kilometreye kadar, genel kullanımda ise 320 kilometreye kadar bir WLTP menzili evet. sunuyor bize. Yani aslında baktığımızda. Ee, yani 320 kilometrelik bu evet. birleşik kullanımdaki menzili baz alırsak daha çok şehir içi kullanımına yönelik kompakt elektrikli hani işe git gel şehir içinde belli ihtiyaçlarını evet. gör tarzında e, o kullanıma yönelik bir elektrikli araç olduğunu söyleyebiliriz. 100 kilowattlık DC hızlı şarj desteği var bu bataryanın 26 dakikada %20'den %80 doluma ulaşabiliyor. E, standart AC şarj yani yavaş şarj tarafında ise 7 kilowattlık bir e, destek söz konusu. Burada biraz yavaş kalıyor ama %20'den %80'e yaklaşık 4 saat 10 dakikada bunu da e, doldurabiliyorsunuz. 11 kW'lık seçenek de olacak. Bunu Türkiye'de bakalım opsiyon olarak mı sunacaklar veya standart olarak mı gelecek? Tabii ki henüz e, Eylül'de satışa sunulacak bir model için e, bunu tam olarak bilemiyorum. E, baktığım zaman ne sunuyor bize motor tarafında? 83 kW yani 113 beygir 3 üreten küçük kompakt bir elektrik motorumuz var burada. Bu da 0-100 hızlanmasını 11 saniyede tamamlamasını sağlıyor otomobilin. Her zaman söylüyorum yani performansı yönelik bir araç değil şehir içi kullanıma yönelik bir araç. O yüzden hani burada 0-100 hızlanması ne kadar önemli olacaktır onu e, çok böyle önemli olduğunu düşünmüyorum ama her evet. halükarda %100 elektrikli bir araç olduğu için elektrik motorunun anlık torkunu hissedeceğiniz için kalkışlarda performanslı güzel böyle e, ihtiyacı görecek bir araç olacaktır. Son hızı e, bu arada bakıyorum 135 km saat maksimum hıza ulaşabiliyor yani dediğim gibi aslında şey hmm. bununla da şehir içi evet. kullanıma yönelik bir araç olduğunu net bir şekilde gösteriyor bize yani bu elektrikli arabalar sanki şehir içi süratlerin e, hani ya tabii sonuçta yani 70 ile gitmen gereken yerde 135 ile gidersen olmaz da e, ama şunu anlıyoruz yani bu bu araçlar artık yavaş yavaş hani verimlik e, gereksinimi yüzünden aslında bizi aşırı hızdan da belki de koruyacak. Tamam. Yani çünkü 135 kilometre. yani ben mesela tabii kendi aracımla da e, bu hızlarda seyrediyorum şeyleri yollarda. Ama tabii bakıyorsun bazıları uçuyor ediyor falan. E, sanki tabii herkes için öyle değil yani. Yine alan uçmak isteyen gene uçuyor ama e, kötü. Fakat bu böyle daha sanki önlenebilir, daha böyle bir yavaşlatabilir gibi, amaca yönelik e, gibi görünüyor. Araçlar da güzel göründü benim gözüme. Tatlı görünüyor. Bir milyonluk olmasa sanki büyük bir Bilmiyorum, merak ediyorum doğrusu. Ön siparişti, şuydu buydu falan nasıl olacak onu merak ettim. Ama tabii Citroen'ciler arkadaşlarımıza da hatırlatmak isterim. Yani lütfen e, bu tabii toplantıya, toplantılara. Öncelikle e, Avrupa'nın vize alınabilir şehirlerinden bazılarında yapmalarını ve e, davet içinde mutlaka bunları biz de e, seni e, mutlaka bunlara davet etmeleri. Seni de oradan anlatmanı diyelerim ben. Oradan seninle konuşmak benim için daha keyifli olur oralardan canlayın anlatmak seyircilerimiz açısından da güzel olur diye hatırlatmış olayım peki evet. e, o zaman istersen bir, yoksa ekleyeceğim hemen bir sonraki habere geçmek istiyorum yani zaten detayları ilerleyen süreçlerde göreceğiz ee, hani ne kadara tam olarak ne kadara gelecek söylenen bu fiyattan mı gelecek özelliklerine ne olacak sıradaki habere geçiş yapabiliriz Gel vatandaş gel diyorsun bir milyona vay arkadaş ya bir milyon diyoruz artık ya bakar mısın bu arada yani bir Maalesef. milyonluk oldu yani. Katlı araba bile artık bir milyon. Vallahi ya yani küçük işte küçük tatlı bir araba diyorsun ya abi hani işte öyle öyle bir milyona vereceğiz bunu falan gibi ee, neyse evet hemen sıradaki habere geçmiş olalım bu sefer sanki daha önce konuştuğumuz bir araç mıydı sevgili baş evet tabii. Kia'dan mı bahsediyoruz neden evet. bahsediyoruz evet. Buyursunlar evet, ne, ne yaptı var. geldi mi anlattık ettik geldi mi yani tanıtıldı mı e, artık sonuçta e, resmi olarak tanıtıldı Kia ve yani genel olarak aslında Hyundai motor grubu Kia'yı da kapsamına alırsak e, elektrikli araç tarafında benim en başarılı bulduğum gruplardan bir tane üreticilerden bir tanesi özellikle Kia tarafında işte EV serisi elektrikli araçlar işte EV9'la başladı büyük SUV ile başladı. Ee, tabii onun öncesinde, tasarım olarak konuşuyorum, onun öncesinde Kia EV6 vardı e, gibi böyle ilerlerken artık daha kompakt segmentlere de, daha ulaşılabilir, erişilebilir segmentlere de gelmeye başladık Kia burada. Tabii ki şu anda en erişilebilir tarafta olacak olan BSUV, elektrikli BSUV segmentindeki EV3 modeline bakıyoruz. Ee, bu arada yine Türkiye pazarında satışa sunulacak bir model. Bu yıl içerisinde Türkiye'ye gelecek diyebiliyorum ben de yani, e, çok yani tasarım olarak baktığımızda çok konuşacağımız bir şey yok. Çünkü Kia EV9'un işte daha önce EV5 tanıtıldı. Bunun bir büyüğü. Onların tasarımında zaten EV9'la başlayan bu yeni tasarım dilinin e, bu araçlarda evet. devam ettiğini görüyorduk ki aynı şekilde bazı ışık imzası tarafında yapılan ufak tefek e, güncellemelerle aynı devam ediyor. Baktığımız zaman işte yan tarafta böyle e, kompakt tasarıma uyarlanan e, güçlü çizgilerin olduğu keskin çizgilerin olduğu bir tasarım dili devam ediyor. Gizli kapı kolları özellikle bu keskin çizgilere sahip tasarım dili çamurlu kuşlarındaki siyah plastik dodiklerde de devam ediyor. Ki bu yuvarlak yay şeklindeki dodikler yerine böyle köşeli tasarıma sahip Evet detayların olduğunu görüyoruz. Arabanın genel böyle tasarım çizgisiyle uyum sağladıklarını söyleyebiliriz. Güzel bir tasarımı var. İç ise zaten yani ben hep şunu diyorum böyle Kia Hyundai tarafında hem minimalist hem de şık olmayı başaran güzel bir tasarım benimsenmiş durumda son zamanlarda. Özellikle elektrikli araçlarla beraber. Kia ev de bu durum bir istisna olmuyor. Baktığımız zaman iç tasarımına gayet güzel böyle minimalist olması gerekenlerin olduğu ama hani böyle çok bir şaşanın bir olmadığı olmadı. güzel şık bir evet. tasarım karşımıza çıkıyor. Böyle güzel kompakt bir araç olmuş. Evet. Hakikaten ee, öyle temiz, temiz görünüyor. Tasarım. Sen söyleyince yani, şimdi böyle... bakıyorum. Ee, yani sen söyleyince de dikkatimi çekti. Temiz bir tasarım. Modern de bir tasarım bir taraftan. Yani öyle hani basit değil. Hani basitliğin güzelliğiyle yapılmış gibi görünüyor. Ve anladığım kadarıyla sen tabii fonksiyonelite anlamında da söylüyorsun. Fonksiyon, tabii. işlevsel anlamda da söylüyorsun. Ee, orada da gayet iyi görünüyor. Ee, demek ki bu, bu senin dikkatini çektiğine göre merak ettim ben de. Evet başka bir fotoğraf daha var mesela. Burada da yine. Ee, tek ekran görüyorum bu arada ben de. Ee, yekpare bir ekran yapılmış. Yani hem e, evet. multi, multimedya ekranı hem kokpit ekranı, de, de, dashboard mu diyelim ona ee, göstergeler mi? Evet diye? aslında tek çerçevede iki ekranın toplandığı bir tasarım dili. Zaten hani, günümüzde pek çok marka artık bunu yapıyor. ya Gerek üretimin kolaylığından, maliyetten işte tasarruf olarak konuşabiliriz. Ee, üretimi daha kolay çünkü konsola tek bir çerçeveyi oraya Doğru. hem işçilikten hem üretimden bir sürü şeyden tasarruf ediyorsun. Bir birçok marka artık bunu tercih ediyor otomobillerinde. Evet. Ya bence de mantıklı. Yani zaten oraya bunu böyle koy konduruyorsun. Yani çok bir daha şey yok. Bir tek tabii şunu merak ettim. Ee, hani güneş falan geldiğinde böyle içeride kalmıyor. Acaba orada nasıl tepki veriyor? Onu merak ettim doğrusu. Çünkü hani gösterge yani paneli bunu çok güzel kompanse etmeyi beceriyorlar. Hani burada soru işaretleri olabilir. Hyundai Kia modellerini bilmeyenler senin dediğin gibi çok güzel bir noktaya değindin. Ee, güneş böyle hani yansıma konusunda gerçekten bunu kompanse etmeyi başarıyorlar. Ben mesela şu A anda Elvik 6'yı test ediyorum. Onda da benzer bir şekilde ama herhangi bir konsolun üst tarafında olmasına nedeniyle böyle bir yansıma işte bir hani bu ekranların görülememesi gibi bir durum olmuyor. O zaman demek ki güçlü bir ışık kullanıyorlar. Böylece hiç şey kalmıyor. Şahane o. Yani çünkü Telefonlarda yani artık son zamanlardaki telefonlarda gör, görmüyoruz bunu ama yani çok güneşe çıktığında okuyamazsın edemezsin bir şey oluyordu. Ee, Hı -hı. Tabii biz de alıştık dediğin gibi şimdi gösterge deyince böyle bir kutunun içerisinde böyle oraya bakıyorsun ediyorsun gölgede kalıyor. Tabii üstte istihbarat olması Ama tabii artık yani e, tabii çelik de değişti, teknoloji de değişti. E, o yüzden bunlar güzel tabii. Bu arada e, nispeten küçük bir araç mı doğru mu düşünüyorum? Tabii ki yani e, az önce B hatchback konuşmuştuk Citroen c 3 modelinde evet. bir de bir e, B segmenti ama SUV yani hani onun daha hmm. yükseltilmiş hali gibi düşünebiliriz. Diğer modellerine göre Kia'nın diğer modellerine göre en kompakt e, elektrikli hmm. SUV'si bu olacak. O yüzden Türkiye pazarında da hani ben biraz daha uygun fiyatlı olmasını bekliyorum erişilebilir modellere e, geçiş inşallah. yapmaya başlıyor Kia bu tarafta. Ee, zaten hani teknolojisiyle konuşulan bir marka elektrikli otomobillerin özellikle Hyundai ve Kia modelleri artık daha erişilebilir olmasıyla beraber yollarda bol bol göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman şöyle detaylarına hemen onlardan da bahsedeyim istersen. Evet. 400 voltluk e, mimari kullanıyor. Tabii ki e, bu Hyundai Kia grubunun EGMP platformu şeyle biliniyor. Hani böyle 800 volt elektrik mimarisini e, elektrikli araçlarında kullanan ilk e, markalardan ilk üreticilerden bir tanesi ama burada erişilebilirlik ve hani biraz daha uygun fiyat önde olduğu için 400 voltluk mimari burada 800 voltluk olmuyor. Evet. İlk aşamada tek elektrik motoru ve iki batarya seçeneğiyle gelecek. 58.3 kWh'lik saatlik bir batarya kullanacak ilk etapta. Sonrasında uzun menzil versiyonunda 81 kWh'lik saatlik bir batarya sunulacak. Yani ikinci seçeneğe baktığımızda en azından B su bir model için oldukça büyük bir batarya olduğunu söyleyebilirim. Çünkü menziline de baktığımızda bu bataryayla tek şarjla 600 kilometreye kadar bir menzil elde edebileceğini söylüyor bize. Yani 600 kilometre de bunun şehir içi ne yönelik bir otomobil değil, uzun yollara da rahat rahat çıkılabileceğini gösteren bir menzil olduğunu söyleyebilirim. Burada şarj konusu da önemli. Tabii ki %10'dan %80 seviyesine 31 dakikada ulaşabiliyor. Tabii ki dediğim gibi Hyundai'lerde biz şey görüyorduk. 800 kW gerek mimarisi işte 350 kilowata kadar DC hızlı şarj desteği, %10'dan %80'e 18 dakikada şarj gibi. Burada dediğim gibi 400 voltluk daha e, geleneksel bir mimari kullanılıyor diyebiliriz. Türkiye'de e, iddiasını arttıran bir diğer detay da 150 kilowattlık elektrik motoruna sahip olması. Bizde Aa. biliyorsun e, ÖTV elektrikli otomobillerde 160 kW'ın altında ve üstünde e, olmak üzere çeşitlendiriliyor. Burada motor gücüne Bu. göre o yüzden 150 kilovata sahip olması da burada bir tamam. diğer e, evet. onu cazip kılacak detaylardan bir tanesi sıfır 100 7.5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 170 km saat hıza çıkabiliyor. Az önce EC3 ile yine kıyaslayacağım. Onun şehir içi otomobil olduğunu söylemiştik. 135 km maksimum evet. hızı var zaten ama bu otomobil şehirler arasına da çok rahat rahat böyle gönlünüz rahat çıkabileceğinizi evet. gösteriyor. Yani resmi fiyat açıklaması tabii ki bu yıl Türkiye'ye gelecek ama fiyatı henüz belli değil ama baktığımız zaman diğer pazarlarda başlangıç fiyatının 30 bin dolar civarında olduğu söyleniyor. Bakalım Türkiye'ye geldiğinde nasıl bir fiyatla gelecek. Umarım şöyle güzel erişilebilir bir fiyat olur ki yollarda bol bol görürüz. Ay i̇nşallah. Valla yani bu güzel bir araç. Ben de şimdi böyle doğrusu daldım arabaya. Yani şey yenilikçi böyle fütürist bir tasarım var. Senin söylediğin köşeler çok dikkatimi çekti. İçini de beğendim aracın. Bir tek şurada şu arka koltuğu göstermek istiyorum. Sıra yani o yüzden teste gelirse merak ettiğim şey arka koltuk performansı. Buradan bakınca bu tabii açı bizi yanıltıyor olabilir. Acaba diz kapakları değecek mi? Değmeyecek mi? Şurada bir sanki e, bir fazlalık var gibi e, bazen bunu işte koltuklar yatırılsın diye de yapıyorlar böyle şey diye içeride. Bagajı büyük. Hani buna rağmen bagajına baktığım zaman bagajını büyük görüyorum. Yani arkada bir alan var fakat e, onu da koltukların dışına taşımış. Yani aslında koltukların e, hemen e, ...şeyden önce, e, lastiklerden önce yer alıyor. O yüzden aslında burada Tabii sanki daha çok yer alabiliyor. Bagaj değerini de vereyim ben. 460 litre bagaj hacmine sahip. Dediğin gibi aslında bagaj hacmi kendi segmentine göre oldukça büyük. Evet. Ee, ön tarafta da yine elektrikli otomobillerin bazılarını biliyorsun. Ön tarafta da ön kaputun altında da küçük bir alan sunuluyor. Buraya işte evet. ister şarj kablosunu koyabilirsin... ...ister başka bir şey, küçük bir çanta koyabilirsin. Orada da 25 litrelik. Yani neredeyse böyle... E, 480-485 litre civarında bir bagaj hacmi sunuyor. Çok iyiymiş. Evet. Peki çok güzel. Ee, bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım bu ne kadar olacak. Diğerine 1 milyon demiştik. Yani 1 milyon o da yer, olacak mı olmayacak mı şu an net bir bilgi yok ama söylenene göre böyle e, görünüyor. Bakalım e, Kia EV3 ne kadara gelecek. E, artık bir tek hani fiyat performans e, kriterine elektrikli otomobillerde bakabiliyoruz. Yüksek vergilerden dolayı. Peki bir sonraki evet. habere geçelim dilersen. Tabii ki. Tamamdır o zaman hemen ekrana verdim. Bu sefer de Japonya yakasına gidiyoruz. Toyota. Evet Toyota'da yeni bir olay var. Y yine bizim de aslında daha önce incelediğimiz Yaris Cross ile ilgili bir haber var. Neydimiş efendim bu? Evet dediğin gibi bizim seninle ilk incelediğimiz donanım haberde ilk incelediğimiz otomobillerden hatta belki de ilk incelediğimiz evet. otomobilde Yaris Cross Türkiye'ye yeni gelmişti o dönem. Böyle biraz daha e, öndeki farları olsun, genel tasarım dili olsun, biraz daha yuvarlak hatlara sahipti. O yüzden hatta biz de tasarım noktasında biraz eleştirmiştik ya. Hani biraz sanki önden baktığında balon balığına benziyor gibi e, bir yorumda bulunmuştuk seninle. Artık yenilendi. Yenilenen haliyle Haziran'da Türkiye'de satışa sunulacak ve bu e, makyajlı tasarımıyla artık o dediğimiz noktayı da gidermiş Toyota. Neden? E, gerek farlarıyla olsun, gerek diğer tasarım diliyle olsun markanın e, işte atıyorum daha büyük model olan Rav 4 gibi daha böyle keskin hatlara, daha ciddi bir duruşa, daha e, agresif bir görünüme kavuşmuş bence çok da güzel olmuş eskisine göre çok büyük bir ilerleme var tasarım noktasında aslında yani baktığımızda yine aynı e, Yaris evet. Cross olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsun ama hani bunu bozmadan bu şekilde güzel bir tasarıma geçiş yapmaları da Toyota tarafında bence başarılı bir hamle olmuş. Tebrik ediyorum tasarımcılarını bu noktada. Ee, Haziran'a itibariyle Türkiye'ye gelecek demiştim. Tabii ki e, şu an için fiyatlar çok e, belli değil. Bu arada Haziran'a da yaklaştık şu anda. Mayıs ayının bir sonlarındayız. Şey Az geçti evet. aslında. Evet. Ee, tasarım noktasında e, böyle değişiklikler var dediğim gibi. Neler var burada işte? Zengin donanım seçenekleriyle gelecek. 17 inçlik yeni e, siyah veya çift tasarımlı e, jantları gelecek burada e, yeni koltuk tasarımı artık böyle daha ergonomik daha konforlu koltuklarla gelecek e, bunun dışında yeni renk seçeneklerimiz var bunlar ne granit gri ki e, şu anda fotoğraflarda baktığımız belki de tam anlayamadım ama belki bu renk seçeneği olabilir onun olabilir ne? olabilir Abi, haklısın evet olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneği var yani çok güzel bir e, tasarım noktasında geçiş yapılmış Motor seçenek olarak ise zaten biliyorsun Yaris e, Cross hibrit e, motorlarla satı, satılıyor. Yine Doğru. iki iki farklı tam hibrit motor seçenekleriyle gelecek. Bunlardan ilki 116 beygir güç üretiyor. Diğeri ise 130 beygir. Yani burada e, ikiye ayırmış diyebiliriz. Birbirinden güç olarak çok uzak versiyonlar değil ama biraz daha e, verimliliğe ben hibrit araç alıyorum. Ben verimlilik isterim diyenler için 116 evet. beygirlik seçenek ya ben biraz daha hani dengeli olsun tamam verimlilik isterim ama bir yandan da biraz performansı olsun gaza dokunduğunda onu ben hissedebileyim de, diyenler için de 130 beygirlik iki farklı seçenek sunulacak olması bence çeşitlendirme açısından gayet iyi oluyor Bol bu noktada. Ee, yani 130 beygirlik versiyon Toyota'nın 5. nesil hibrit sistemiyle donatılıyor. Bunda 1.5 litrelik e, benzinli motor kullanılıyor. tork ise 185 Nm. Çünkü bunlarda bildiğim kadarıyla hani Toyota'da zaten benzinli motor tarafında turbo motor kullanılmıyor biraz daha performans tarafında elektrik motorunun anlık torku evet. devreye giriyor burada o yüzden zaten hibrit olduğu için anlık böyle güç isteği konusunda çok problem olmayacaktır onun yani. dışında 130 beygirlik versiyondan yine devam edecek olursak 0-100 hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlıyor karbon emisyonu zaten düşük yakıt tüketimi konusunda 4.5-5.2 litreler civarında bir e, tüketim ortalamasına sahip ki zaten biz gerek Toyota'nın gerek başka markaların hibrit versiyonlarını böyle tam hibrit versiyonlarını e, test ederken e, bu verilen fabrika verilerine göre bile e, onlara daha düşük tüketimi daha elde saplı. edebiliyoruz çok kasmadan. <laughs> evet. Hani Toyota'nın diğer modellerinde bile hani onlar 4-4,5 litrelik ortalamalar verirken biz 3,5 litreler civarında çok kasmadan böyle bir yakıt tüketimi elde edebiliyorduk. O yüzden hani bunlar çok soru işareti olmayacaktır diye düşünüyorum. Şahane valla. evet yani gene sevdiğimiz bir araç aslında bizim yani sevdiğimiz derken en son eleştirmiştik özellikle e, bazı şeylerin e, güncel olmadığı ile ilgili şikayette bulmuş, Serzenişte bulmuştuk. Ve onlar Hı -hı. düzeltildi. Diğer özellikler şimdi bu bir de bu. Sanki bir taraftan da direksiyonda da bir şey yapsalarmış. Ben kendim düş söyleyeceğim. Yani direksiyon evet. hala sanki nedense bir bir önceki neslin e, direksiyonu gibi hissettiriyor bana. Bilmiyorum. Belki de taksi taksit gidiyor. İşte e, önce yani aradaki şey için, multimedya ekranı için yaptılar. Şimdi belki sırada direksiyon içinde bir şeyler vardır ama araç tabii ki keyifli. Sen söylediğin çok doğru. Yani Kia'nın iki kadar böyle bir agresif görünmüyor. Fakat yine bunda da kenan yanlarda o senin bahsettiğin o sertliği görüyoruz. Onu da yansıtmış. O yüzden hani işte bu şu ekrandan özellikle söylemek gerekirse yine benzeşiyor. Yani o dodikler, işte o sert yapı benzişiyor. Ee, bakalım Türkiye'ye gelsinler etsinler fiyatları görelim edelim. Ee, ve ona göre de tekrar konuşalım diyorum. Ee, bu Haziran'da gelecek bir şey de kalmadı senin de söylediğin gibi yani az çok evet, aslında oldu Evet. Bu modelde o, en Haziran... önemlilerden bir tanesi zaten tasarımın değişmesiydi ve iç mekanda multimedya sisteminin daha tepkisel, daha hızlı, daha e, çözünürlüğü yüksek yani. ve güzel olması yani güzel olması derken böyle hani demode görünümünden kurtulmasıydı. Artık evet, yani abi. makyaj versiyonunda zaten bunlar gideriliyor. Tam da tam da onları konuşmuştuk sen de incelemeyi izleyenler hemen göreceklerdir. Tam da bu söylediklerimizi yapmışlar. Orayı da orayı adreslemeleri aklın yolu bir çok da e, zor bir konu değil evet. diye tahmin ediyorum. Peki hemen Türkiye'de sevilen bir başka e, araca geçmek istiyorum. Sevilen derken bizim sevdiğimiz, seninle konuştuğumuz, beğendiğimiz bir araç. Efendim ekrana verdim. E, Skoda Sport Super B veya Superb diye söyleyebileceğimiz Skoda'nın e, işte Passat ayarındaki ki bana göre Passat'tan daha yani sen de bunu konuşmuştuk zaten e, daha ferah daha iyi hani Passat mı alayım bunu mu alayım dersem ferahlığından dolayı sanki bunu tercih edeceğim bir arabaydı artık senin de söylediğin gibi Passat kalmadığına göre Super B'ye geçebilir insanlar e, evet. e, düşünerek sözü sana bırakıyorum Türkiye'ye geldi mi? Geldi. Tam da aslında benim başlayacağım yere değindin. Neden önceden işte ya Passat Süper tarafında hangisi daha iyi? İkisi de aynı grubun ama işte Passat her zaman işte konuşuluyor, tercih edilen bir model. Artık böyle bir kavgaya gerek kalmadı. Yeni Passat artık zaten Türkiye'de de Avrupa'da da variant isimli e, station wagon versiyonu devam ediyor. Sedan versiyon yok. Onun yerine artık sedan tercih etmekle isteyenler için en azından Volkswagen grubundan devam edeceklerse ellerinde süper kaldı. Yani, zaten e, yani çok tercih edilmeyecek bir araç da değil yani. Kendi segmentinde yüzden, en o. konforlu, en e, geniş hacme sahip olan e, tasarım olarak baktığımızda da hiç de kötü durmayan, gayet şık duran bir otomobil. E, yenilenen yani, haliyle o. de zaten öyle. Hani evet. daha da böyle şıklığına şıklık katmış diyebiliriz. Böyle işte evet. yenilenen ışık imzası, farları, agresif görünümü, e, genişleyen panjuru gibi e, birçok detay. Hatta tampon alt tamponun tasarımı artık bir bütün halinde otomobili daha geniş gösteren bir tasarıma sahip. Böyle gayet güzel bir seçenek dediğim gibi. Artık pasat yok, Süperle yola devam edecek burada e, Volkswagen grubu. Hemen burada e, fiyatlar önemli tabii ki. Türkiye'nin pazarına gelelim grubu. sevgili Barış kardeşim. <laughs> evet. Ee, en önemli olan detay fiyatlar. Mayıs ayı itibariyle bakt baktığımız zaman lansman fiyatları bu arada, hani kampanyalı lansman fiyatları e, 1.950.000 TL seviyesinden başlıyor. E, kombi versiyonu da bu arada station wagon e, kombi isimli station wagon versiyonu da e, var. E, o da 2.550.000 TL'den başlıyor. E, ama e, se sedan versiyon tabii ki liftback olarak da böyle gövde tipi ama sedan olarak adlandırırsak e, nerelere kadar çıkıyor fiyatları? En üst donanım seviyesinde 4x4 e, güç aktarma sistemine sahip Yok, versiyonlar evet. tercih edilirse 4 milyon 310 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Yani 1 milyon 950 bin TL ile 4 milyon 310 bin TL arasında bir fiyat skalası var. ki yani... bu fiyatlar eder mi etmez mi bunlar çok tartışılır. Her zaman da tartışılacaktır Doğru. her model için bu model için de öyle ama e, lansman fiyatları bunlar. Yani 4x4 e, tabii onu unutmamak lazım yani 4x4 dediğin bilmiyorum tabii şimdi sonuçta e, Volkswagen grubu deyince 4x4 de deyince akla ilk önce Audi geliyor. E, hani oradan bir şey e, bir deneyim aktarımı var mıdır ne kadar iyidir bilmiyorum ben bir kere gördüm yolda hiç deneyimlemedim. Fakat tabii 4x4 aracın e, elbette ki gücü kullanımı her şey farklı e, çok <laughs> daha keyif çok daha güvenli. E, ama tabii işte 4 milyon hani 4 çarpı 4 4 milyon verir misin ne der misin? Onlar başka soru işaretleri. Ama araç e, ki benim gördüğüm bir kamu aracıydı burada 4 çarpı 4 olan. E, hmm. Yani şey Passat'ın yerini böylece alabilir belki. Yani fiyatıyla bir yere git taşınmış bir araç. Belki de sevili bilmiyorum. Yani ama tabii tartışılacaktır da. Çünkü genelde de şeye dönüyor. Yani Skoda'ya o kadar para verilir mi dönen taraf da evet. var. Yok değil bu. Ee, yani her ne kadar marka değerini çok yukarılara taşımış olsa da Volkswagen sonuçta e, bir yerde de Skoda'ya mı vereceğim ona hani Passat almayacağım da bunu mu alacağım diyen de olabilir. Ha bana göre yani bana göre yanlıştır başkasına göre doğrudur yani o yüzden şimdi ben böyle benim dediğim doğrudur diyecek halim yok. Ee, ki hani aynı şeyi e, biz Berlin Rifter'ı konuşurken de yaşamıştık. Hmm. Diyor mesela ya ben niye bir 400 vereyim bu arabaya şimdi diyor. İşte ben de diyorum ki başka bir şey zaten veremeyeceksin ki belki de diyorum. Ama aynı fikirde olmamak tabii benim haklı olduğumu onun haklı olduğunu göstermiyor. Bazen zevkler, renkler veya işte bu tip kişisel tercihler yani. değişebiliyor. Ee, ama şey araç yani böyle bakınca yine her zaman gibi ve senin söylediğin gibi ön taraftan da çok şık görünüyor. Çok güçlü, yırtıcı bir havası var. Ee, yani Passat'ın yerini rahat alır gibi görüyorum ben ama bilmiyorum. Ya Passat'ın yerini almasın. Kendi karakteri var da şimdi böyle söylüyorum. Bence kendi karakteri var. Ben aracı e, demiştim daha önce kan kardeşimin e, aracı süper epeydir kullanıyor. Yani ona ben şey diyordum herhalde bunu şey yapmışlar böyle içi o kadar geniş ve o kadar rahattı ki araba. Hı -hı. Dedim ya yani bütün iki aile bindik arabaya dedim ya bu nasıl bir araba böyle yani işte herkesin bebek arabaları, bilmem neler falan doldurduk ettik ve araç hala çok güzel, çok rahat, konforlu bir araçtı çok şaşırmıştım ben. O yüzden e, ki özelliklerini de sevmiştim arabanın. O yüzden ben önemsiyorum e, süper B'yi. Ama tabii ki e, piyasa ne diyecek, fiyatlara ne diyecek onu bilmiyorum. Var mı senin özellikle eklemek istediğin bir şey bu konuda hani yani geldi ee, etti. E, evet. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Yani bin TL lansman fiyatı diyoruz. Tabii ki bu bazılarına pahalı gelecektir, bazılarına normal gelecektir. Onu evet. bir yana bırakırsak gerçekten e, Donanım olarak e, giriş seviyesine itibaren dolu bir araba. Yani baktığımız zaman giriş seviyesine yer alan elit donanım seviyesinde bile işte uzun far asistanı, şerit takip asistanı, arka trafik uyarısı, şerit değiştirme sistemi, güvenli çıkış sistemi, ön bölge frenleme asistanı, sürücü yorgunluk tespiti e, gibi ve 8 adet hava yastığı gibi güvenlik tarafında ve konfor tarafında birçok donanım standart olarak sunuluyor. E, yani hatta diğer teknolojik özelliklere baktığımızda 10.25 inçlik dijital gösterge paneli, e, direksiyondan vites kontrolü ki artık e, birçok modelde buna geçiş yapılmaya Doğru. başlandı. 10 inçlik multimedya sistemi, gece görüş kam geri görüş kamerası gibi birçok özellik giriş seviyesine itibaren standart olarak sunuluyor. Yani bu tabii ki saydıklarımın dışında işte ısıtmalı ön koltuklar gibi e, birçok konfor özelliği de var. O yüzden hani 1 milyon 950 bin TL'lik fiyat böyle bir kendi segmentinde bu segmentteki bir e, sedan otomobil için çok da yüksek değil bana göre. Yani evet ben de sana katılıyorum şunu söyleyeyim yani bugün konuştuğumuz ana konu olarak konuştuğumuz e, C3 1 milyon diyoruz. E, abi C3 1 milyonsa e, elektrikli C3 1 milyon liraysa e, bu da 2 milyon olur yani. yani bunu bir daha Aa, çokmuş diyebileceğiniz bir yer değil artık. Yani ben de öyle değil demeyi çok isterdim ama değil yani orada bir hala herhalde çok almadığımız için, vermediğimiz için bilmiyorum ama belki de e, ondan mı geliyor bilmiyorum ama bence e, yani standartın başladığı yer işte hani kötülemek için söylemiyorum. Clio'lar, Egea'lar yani e, bunların fiyatlarına baktığında bu araçların fiyatlarının normal olduğunu düşünmemiz gerekiyor artık. Yani çünkü sundukları Ya şöyle gereksiz, artık 1 milyon TL seviyesinden başlıyor. <laughs> Sıfır otomobil dediğimizde hani artık 1 milyonları konuşuyoruz giriş seviyesine Tabii. itibaren bile. Küçük B8 için de bir milyonları konuşuyoruz. Tabii eskiden şey derdik ya işte bir yere gittik işte bir yani hemen anında binlik olduk derdik. Şimdi artık ya şimdi artık böyle bir şey söyleme ihtimalin kalmadı. Ya. Binlik dediğin şey artık değişti. O yüzden araçtı da hani sıfır araç aldığın an milyonluk oluyorsun zaten. Yani mutlaka bir milyonluk olman lazım. Sonra ne olacak yani devamında ya evet. da belki de çok küçük bir elektrikli araç almış da olabilirsin. Bu da mümkün. Sıfır ama yani o zaman da hani şey. Küçük bir araç aldım yani işte ne bileyim şu böyle çok kompakt bir araba şirin bir araba aldım demen gerekiyor. Biz bugün c 3 o yüzden aslına bakarsan yani evet araba formunda küçük ama minnacık bir araba değil. Yani araba gibi e, hala diyebileceğimiz o genel kabuller anlamında e, ve 1 milyon diyoruz. O yüzden dikkat çekecek. Ya mi? zaten evet. fiyatları bu bağlamda değerlendireceksek Türkiye pazarı özelinde ec 3 için 1 milyondan değil... Yani 400-500 bin liralardan konuşmamız ha. lazım. Çünkü hani i̇şte. e, onu edecek bir otomobil aslında gerek sunduğu, bize vaat ettiği değerler, gerekse işte evet. kullanım amacı, şehir içi kullanım amacı, kompakt bir otomobil, elektrikli otomobil yani olması gereken aslında normali 400-500 bin şu anda ama biz onun için bile 1 milyon TL seviyelerinden konuşuyoruz. Buradan pay yani lazım. Aynen öyle. Öyle olacak olsa aslında süper e de 1 milyon diye konuşacağız. Ama işte öyle konuşamıyoruz. Yani e, öyle evet. bir dünya yok maalesef. Öyle konuşamıyoruz. E, yani ÖTV işi, verginin vergisi işi her şeyi değiştiriyor. E, yurt dışı bence hani bazen konuşuluyor yani şimdi siyasi bir şey yapmak için değil ama hani bazen konuşuluyor işte Almanya bizi kıskanıyor falan da böyle şakaları yapılır, esprileri yapılır. Bence birileri bizi kıskanıyorsa bundan dolayı kıskanıyor. Ya yani adamlar hakikaten bir araba vergisi ödüyorlar yani bir araba kadar bir para ödüyorlar belki daha fazlasını ödüyorlar ee, ve araba alıyorlar yani diğer devletler bizi bu yüzden kıskanıyor olabilirler yani hakikaten ya bir dakika nasıl oluyor hala da alınıyor bu diyorsa onlar diyordur. yani hani şey Volkswagen'in kendisi demiyordur. yani ben araba satıyorum hani bunu yapıp satan benim ama benden daha fazla kazanan bir devlet var derse sanki e, olabilir diye düşünüyorum e, Süper bey'in de Mali. burada c 3le e, kıyaslamam gerekiyor c 3le kıyaslamıyorum da hani 1 milyon o, 2 milyon bu diye yani başlangıç için düşünelim. E zaten araba iki katı bu arada yani. Hani boy olarak baksan, en olarak da baksan, sunduklarıyla da baksan iki katı çıkar yani. 2 milyon gayet makul bir fiyat gibi düşündüm diyeyim. E hemen bir sonraki haber için varsa ekleyeceğin dönelim değilse Hyundai tarafına geçiş yapalım. Evet geçiş yapabiliriz. Artık Superb ile ilgili zaten söylediklerimiz. Daha detaylı görmek isteyenler zaten gerek markanın sitesine gerekse bayilere gidip o otomobili inceleyebilirler. Evet. Ee, evet şimdi ekranda tabii Tucson var galiba değil mi? Evet Tucson var. Ve evet. yine bugün de tam fiyat açıklama günümüz ha bu arada. Yani evet yine bir fiyat açıklayacağız. Ne oldu Tucson ne vardı, ne sunuyor ve kaça sunuyor sevgili Barış. Şimdi Tucson, e, yani ilk planlanana göre 29 Mayıs'ta Türkiye lansmanı yapılacaktı. Türkiye'de 29 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacaktı ama planlar değişti. Daha önce e, geldi Türkiye'ye ve fiyatları açıklandı. Bu arada makyajlı Hyundai Tucson'dan bahsediyoruz. Makyajlandı, biraz dış tasarımı e, aynı gibi görünebilir. Evet, ben de buna katılıyorum. Hani sanki dış tarafta böyle çok bir şey yapılmamış, aynı arabaya bakıyormuş gibi bir hissiyat var ama ufak tefek dokunuşlar var, bahsediyor olacağım o zaten onlardan ama her zaman tabii ki bizde fiyatlar önemli. Önce bekletmeden fiyatlara geçiş yapayım. Lütfen. Ne sunuyor bize? 1 milyon 820 bin TL'den başlıyor makyajlı Tucson'un e, fiyatları. Tabii ki yine burada 1.6 litrelik benzinli ve turbo benzinli ve dizel motor seçeneklerimiz devam ediyor. Giriş seviyesinde e, benzinli motorun 4x2 e, çekişli olanı, Comfort donanım seviyesiyle beraber ve e, otomatik şanzımanla beraber 1 milyon 820 bin TL seviyesinden başlıyor. Fiyat skalası nereye kadar devam ediyor? Dizel'in 4x4 e, versiyonu ve Elite Plus donanım seviyesinde 2.375.000 TL'ye kadar devam ediyor. Burada fiyat skalası biraz daha dar. 1.820.000 TL ile 2.375.000 TL arasında e, küçük oynamalarla devam ediyor. Neler değişti makyajlı Tucson'la? Dediğim gibi gövde tasarımında çok büyük bir değişiklik yok. Yani Zaten e, önceki... E, versiyonun önceki kasanın tasarımını ezberlemediyseniz bu da size büyük oranda aynı gelecektir ama onun dışında bu panjurla bir görünen bir ışık imzası var ya orada oradaki ışık imzasında o parçalı aydınlatmalarda ufak bir tasarım değişikliği yapıldı. Oradakiler artık böyle biraz daha büyük biraz daha köşeli e, görünüyor ama onun dışında genel görünümün aynı olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında alt tampondaki gri koruma plakası artık daha geniş ve e, biraz daha Otomobilin SUV tasarımını, bu Cross tasarımını destekler bir e, yapıya sahip. O da açıkçası otomobili hem daha geniş göstermiş hem de e, bir SUV'ye yakışır biçimde böyle arazi aracıymış gibi bir e, görünüme kavuşturmuş. Ben de onu, e, bu tasarım değişikliğini beğendim açıkçası. Bunun dışında dediğim gibi arkadaki e, stoplarda da ki bu grafik değişikleri tasarım değişikliği dışında böyle göze çarpan bir şey yok. Asıl değişim iç mekanda ee, i̇ç tarafta Tucson'un e, farklı bir diğer Hyundai modellerine göre farklı bir yerleşimi vardı, farklı bir kokpit tasarımı vardı. Artık makyajla beraber e, bunu da aramıza katalım dediler ve Hyundai'nin yaptığı değişiklikle beraber bu e, tek çerçeve'den oluşan artık birçok markada konuştuğumuz aynı çerçeve içerisinde iki farklı ekranın yer aldığı tasarıma geçiş yaptı. Buralarda 12.3'er inçlik iki tane ekran var. Biri dokunmatik multimedi, biri dijital gösterge paneli. Direksiyon simidi değişti. Üç kollu direksiyon simidi. Biraz daha böyle sade tasarımı var. E, bu direksiyon simidini tasarım olarak beğenmeyenler var, beğenenler var. Ben e, açıkçası böyle biraz çekimserim ama sanki böyle e, yani bu otomobile çok yakıştıramadığım bir tasarım onu söyleyebilirim. Biraz bir daha farklı olacak. Evet, evet. Çok doğru söyledin. Dışı ile iç mesela. Şuradan, şu araca şöyle baktığın zaman bu araçta bu direksiyon bence de değil. Yani e, evet. hani Tesla içinde mesela şey diyorlar. Tesla'nın da bütün her şeyi güzel ama arkada hani bir tane yazı var ya e, işte klasik e, bir fontla yazılan. Ya kardeşim niye evet. bunu her şeye böyle yaptın? Niye bu değil Sanki bu da öyle gibi geldi bana da. E, içer, içerisiyle yani hatta içerisini geri kalanı demeyeceğim ama direksiyon Az önce Toyota için de söylediğimizi tekrarlamış olayım böylece. Ha, Kia, Toyota'nın dışında daha yuvarlak bir e, kullanım söz konusu. Burada e, sanki dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Göze batıyor hakikaten. Belki güzel kötü değil, evet. çirkin değil ama yani dışarıyla içeriği karşılaştırdığında sanki başka bir şey yapılabilirmiş gibi bir katkı verebilirim ben de. Evet, doğru söylüyorsun. Yani bu konuda demek ki benzer düşüncelere sahipmişiz. Bunu da görmüş olduk. Ee, onun dışında yani e, genel tasarım güzel ee, ince havalandırma menfezleri böyle boydan boya uzanan bütün bir e, tasarımla e, böyle kok e, yerleştirilmiş kokpite güzel bütün e, bir görünüm elde edilmiş orada alt tarafta klima kontrolleri işte koltuk ısıtma işte varsa havalandırma donanımı gibi e, böyle sık dokunulan sık yapılan ayarlar için ayrı bir panel yerleştirilmiş oraya. Ama bunu tam göremiyorum fotoğraftan. Oradaki ayarlar da dokunmatik mi yoksa fiziksel düğme var mı? Hmm. Hani ben fiziksel düğme olmasını biraz daha tercih ederdim ama panel oldukça büyük yapılmış. Bu sefer de fiziksel yapılsa sanki daha çok eski otomobillere Aa. benzer bir tasarım yapılırmış gibi geldi burada. O yüzden biraz arafta kaldım açıkçası bu tarafta. Evet. Onun dışında yine birçok modern otomobilde olduğu gibi direksiyon vites kontrolleri direksiyonun arkasına taşınmış. Oradaki kola taşınmış yani güzel bir tasarım. Hyundai e, böyle şey yaptığımızda Hyundai'nin işte diğer elektrikli modellerinde de yine zaten bu vites kontrolleri arkaya taşınmıştı. Dediğim gibi Tucson'da makyajla beraber onlara katıldı diyebiliriz. E, şöyle bakıyorum diğer şeylere. Tabii ki jantlar makyajla beraber değişiyor. E, üst seviyelere doğru 19 inçlik jantlar, giriş seviyesine 18 inçlik yer alırken üst seviyede e, 19 inçlik jantlar e, krom koyu ön ızgara paneli led arka e, lamba kombinasyonu, stop lambalarının kombinasyonu, akıllı bagaj kapağı, sunroof, e, kendiliğinden kararan iç aynası gibi üç bölgeli klima kontrolleri gibi birçok şey e, üst donanım seviyesinde karşımıza çıkıyor. Böyle güvenlik tarafında ise yan park sensörleri, kör nokta görüntüleme sistemi, 360 derece çevre görüş sistemi, arka park çarp çarpışma asistanı oh. Kavşak desteğinin de sahip olduk ki hani bu destek oldukça önemli kavşaklarda çok bazı kontrolsüz kavşaklarda çok kaza yaşanıyor çünkü. Kavşak dönüş desteği de olan çarpışma önleme asistanı da yine gelişmiş özellikler olarak Hyundai Tucson'da karşımıza çıkıyor. Yani güzel donanımlar tasarım tarafında zaten hani beğenilen bir tasarımı vardı çok değişmemesi Doğru. önemli. Ee, konsol tarafında diğer Hyundai, günümüz Hyundai modellerine yaklaşması burada önemli detaylardan bir tanesi. Fiyatlarını da verdik zaten Hyundai Tucson'la ilgili gelişmeler de bu şekilde. Ben şimdi şunu söyleyerek hemen son haberimize geçeyim. Ee, yani bu direksiyona tekrar taşınan e, vites kolu e, bence çok önemli yani şey tabii hem teknolojiden dolayı hem de işte belki değişen maliyetler elektrikli araçlarda çok daha kolay bu tarafa taşımak tabii haliyle. Ama direksiyondaki vites e, bence çok konforlu bir durum. Ben şimdi bir sonrakinde bek, yani bekleyerdim ama gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü benim söyleyeceğim şey biraz da yapısal başka bir değişiklik gerektiriyor. Eski Amerikan arabalarında ön, hatta eskiden de aslında şeydi, ön koltuklar aslında tümleşik. Yani üç kişi mesela oturuyor. Aynı arkadaki gibi. Yani e, önde de üç kişi oturabiliyordu. E, acaba tekrar oraya gider miyiz diyeceğim ama elektrikli araç olunca Ağırlık da artacağı için istemezler gibi geliyor bana. Ama hani yapsalar hani ön taraftaki iki tabii ki o zaman bir ekstra bir güvenlik önlemi de almak lazım. Çünkü e, arkadakiler için aldıkları gibi önde de almaları lazım. Belki e, enkep bir daha başka testler yapması lazım bu 6. kişi için falan filan diye ama yani aslında bu olmaz değil. Yani şu ortaya bu kadar büyük paneli koyduktan sonra e, yani çoğu zaman yani buna işte bir şeyler sıkıştırıp tıkıştırıyorsun belki. Ne kadar işlevsel bilemiyorum ama sanki bir model de öyle çıkartsalar artık çünkü gerek kalmayacak yani Orada yani oradan bir, bir şey geçiyor. Hani altta o var işte e, o yüzden bu krank dönecek oradan bir şey olacak diyeceğim bir şey kalmadı artık yani bırak. Hani bizi de bir düşünün diye böyle bir küçük bir not iletmiş olayım. Ee, ee, görmeyenler, yeni otomobillerle varsa. ilgili yeni otomobillerle ilgili geçen yıl yanılmıyorsam ya konsept olarak ya da seri üretim olarak böyle bir ortada ön tarafta üçüncü koltuk konsepti görmüştüm hmm. ama bir konseptte miydi yoksa seri üretim modelinde miydi onu çok hatırlayamıyorum şu anda ama senin dediğin şekilde bir e, tasarım görmüştüm açıkçası. E, ilginç ilginç bir talep yani ben çok göreceğimizi zannetmiyorum binek otomobil tarafında yani ama ben bindiğim için düşünebiliyorum yani çünkü çok kullandım Bağlarbaşı Üsküdar'da olmuşları Kadıköy Bağlarbaşı'da olmuşları böyle bildiğin Amerikan klasikleriydi o zamanlar şimdi hayal bunlar yani de biz işte Amerikan klasiklerine her gün dolmuş diye biniyorduk yani o zamanlar. Onlar da ön yüzde böyleydi. Ben bitmeden bir tane görselde bulmaya çalışırım, göstermeye çalışırım. Ve şey, hakikaten rahat tabii yani rahat derken yani Amerikan arabaları da çok geniş yani orada hani oturup da evet. C3'te yani ben demiyorum ki c 3ün ön yüzünde üç kişi otursun demeyeceğim ama yani, yani ona kişi zor çok... oturur zaten. Ha, yani o yüzden evet o yüzden onu demeyeceğim. Peki. Bu kadar zannediyorum. son habere geçebiliriz istersen. Tabii ki geçebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi ben ekrana görseli verdim ama hayırdır abi bu ne bu nedir yani iki araba öpüşüyor da onu bize gösteriyorsun diyeceksiniz. Değil. yani de sonunda yani bir öpüşme sonrası ne yapılıyor anlatacağız şimdi biz aslında. E, ne oldu ne değişti e, de biz bunu gösteriyoruz. Tabii ki yani e, gönül ister ki Allah korusun kimsenin başına gelmesin herhangi bir kaza durumunda artık e, bu biliyorsun kaza tutanağı var. işte taraflar olayın nasıl gerçekleştiğini, işte araçların e, kaza anında pozisyonu nasıl gerçekleştirdi ona dair işte yap yazılan senaryosu gibi evet. kaza kaza tutanağında birçok bilgiyi e, yapıyorlar ama o kaza tutanağının işte yanınızda olması lazım yoksa işte aramanız lazım bir yerde bulmanız lazım. Artık bu dijitale taşındı. E-Devlet'te kaza tutanağı özelliği geldi. Bu bildiğim kadarıyla hatta e, uygulama olarak vardı ama E-Devlet'e e entegrasyonu yapıldı artık. E-Devlet'te evet. resmi olarak, resmi bir şekilde e, yer alacak artık. Böyle bir gelişme olması güzel. E-Devlet bizim için çok büyük bir kolaylık oldu bence. Hani birçok uygulamanın dijital olarak E-Devlet e üzerinde yer alması işte bir belge lazım oluyor. Hemen gidip çıkarıyorsun artık bir kaza anında böyle kaza tutanağının da oradan yapılacak olması gerçekleştirilip dijital ortamda doğrudan gönderilebilecek olması da çok güzel bir uygulama olmuş bence. Bilmiyorum, e, sen ne kaza diye konuda? yazdığın zaman E-Devlet'e kaza diye yazdığın zaman araba butonuna diyorsun çıkacak kaza tutanağını tıklayacağım e ve şey, abi, bir daha uygulama yüklememe de gerek yok. Biliyorum ki zaten E-Devlet'in içinde olduğu için de güvenli. Hani bir daha işte bir tane uygulama indirdim o da Ahmet Mehmet'in uygulaması çıktı evet. gibi de yok. Tabi e, tabii ne zaman girdiğine belki bilemiyorum şu an ama sormuş da olayım. Yani bunu buradan yaptığın zaman bir şey var mı? Bir e, katkısı olur mu? Yani işte şu saatte girmiş, işte kaza şu saatte oldu, adam da o saatte çekti. Bir kanıt olarak acaba hani öyle bir şey de sunulabilir. Öbür türlü çünkü kağıt sunuyorsun, arıyorsun, kaza yaptım diyorsun. Bunlar falan filan diyorsun. Böyle olunca herhalde belki de başka detaylar devreye girebilir. Ee, şöyle bunda e, yanlış bilmiyorsam kaza fotoğraflarını da dosyaya ekleyebiliyorsun dijital kanıt evet. olarak. Yani işte hani burada sen araçların şeyini, pozisyonunu işte çiziyorduk kaza tutanağında. Evet. E, şu pozisyondaydı Şöyle o bana çarptı, bilmem ne oldu falan diye. Burada artık araçların kaza anının fotoğrafını çekip burada e, dijital yolla e, dosyaya ekleyebiliyorsun. Bu yönden hani güzel. E, evet. burada hemen anlatmış olayım bu arada. E, şunu yapmak gerekiyor. Biliyorsun, e devlet uygulamasının, e devlet mobil uygulamasının güncel olması ve e, profilinizde iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesi, aktif edilmesi lazım. E, bildiğim kadarıyla iki aşamalı doğrulamanın aktif edilebilmesi için de e, cep telefonunuzda, akıllı telefonunuzda NFC özelliğinin olması lazım. E, hani bunu da belirtmiş olayım. Belki yapamayanlar hmm. olur, işte neden olmuyor şeklinde e, bir e, araştıranlar olur. Evet. E, telefonda NFC özelliğinin olması gerekiyor. Bu iki aşamalı doğrulamayı aktif edebilmek için. E, dijital bu E-Devlet'teki kaza tutanağının da olması için bu iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmiş olması lazım. Buna dikkat et, e, ede, eder. Ben olarak. emin olmamakla e, beraber e, sanki iki aşamalı doğrulamayı e, SMS'le yaptım diye hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki değişmiş de olabilir. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. İki aşamalı doğrulamayı... E, i̇ki için. yolu bunun sanırım e, PTT'ye gidip oradan yapmak. Hmm, yani NFC'li tamam. bir telefonunuz yoksa bildiğim kadarıyla PTT'ye gitmek gerekiyor. Kimliği okuttun için Oradan diyorsun, diyorsun şeye. Yöntemini. Kimlikler çünkü kimlikler NFC tabanlı. O yüzden onu okutup sen bu adam kimliği de bu adam, kendi de bu adam, şifreyi de girdi demenin yolu. Bir i̇şte şey Size bir altı haneli bir şifre geliyor. Onu giriyorsunuz bir taraftan da. Sonra da yapıyorsunuz. Ya şöyle bunu hem bunu da söylemiş olayım ben de bir de e, nüfus müdürlüklerine giderek bu arada kimliklerinize ehliyetinizi işletebiliyorsunuz. Hani bir böyle devletle ilgili bir şeyden bahsederken de hani iki tane kartı e, yani illa yenilemenize gerek yok bir taraftan da ehliyetiniz eskidi, o yenilenecekti her sene bitmeyen haberler yani onu duyup İşte koş 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 ehliyetler yenilenecekmiş falan filan. Sonra bir haber geliyor ya yok kardeşim böyle bir şey falan ama herkes evet. o sırada koşmuş zaten şey almış. E, şimdi artık e, rahatlıkla bir e, kolay bir randevu alarak bir nüfus müdürlüğüne giderek e, kolay bir şekilde e, ehliyetinizi Kimlik kartınızı işleyebiliyorsunuz. Bu da yine e, güzel bir dijital bilgi olsun hepimiz için. Bilmeyenler için mutlaka bilenler vardır zaten. Ben de yeni e, öğrendim. E, o yüzden ben de gidip yapacağım. Sadece şunu merak ediyorum. Yurt dışında acaba ehliyetim e, bir yerde mesela şu an işte Tayvan'dayız. Hani burada ehliyet sorduğu zaman ben e, Türkiye ehliyetimi kimliğimi gösterdiğimde kimliğimi gösterdiğinde acaba ne olacak? Hani o zaman yine yani ehliyetim yanında olmalı mı? Onu bilmiyorum onunla ilgili merak ettiğim bir konu var. Ee, ama onu da artık öğreneceğiz. işimiz bu. Ya o muhtemelen e, bizim sistemlerimizde o şekilde birbirine entegre olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Onların sisteminde böyle entegre görünür mü? Bence e, yine Yani hani, drivers license olarak, yazmıyorsa. Evet, drivers license yazmıyorsa üstüne, çünkü kimlik yazıyor. Adam da sana yani, polis de kardeşim bu kimlik derse sanki olmaz gibi geliyor bir taraftan. Ama bir taraftan da hani sahtekarlık şu bu falan diye düşününce yani herhangi bir kartı üstüne driver license bilmem ne yazsan göstersen kardeşim Türkiye'de böyle desen acaba adam da onu bilir mi bilmez mi diye düşünce de o da o da ayrı geliyor bana. Ama hani bilmiyorum merak ettiğim bir konu bu da yani yurt dışına çıkanlar için yoksa değilse tek kartla beraber bu işlerin hallolması yani yeri geldiğinde zaten yurt dışına pasaportuna bakıyor sen kimsin ne yapıyorsun ne diyorsun diye falan filan. Peki ee, bunu kapatalım ve seni biraz daha görelim madem öyle. Doğrusu ağzına sağlık. Vallahi çok güzeldi. Ee, bu hafta yapacağınız şeyler, yani şu an yapıyorsun, merakla bekliyorum ben. Ee, Ionic Advanced mi inceliyorsun yoksa Ionic 6 Alt, Ionic Alt Advanced mi inceliyorsun, Ionic 6 mı inceliyorsun? e, Ionic 6'nın 4x4 progresi versiyonunu inceliyoruz bu hafta. Çok terbiyesiz. Advanced'i yani daha sonra alacağız. Böyle bir kıyaslama gibi olacak aslında. Hani Şimdi, şimdi yayını kapatıyorum. Şeyler... Yüzüne, yüzüne yayın kapatıyorum şimdi senin. Çok terbiyesiz <laughs> bir şey bu. Hiç hoş değil. Çok şık bir araç gerçekten. Ben çok seviyorum. Ee, gördüğüm zaman e, görenlerin de etkisi, görenler görenlerde de o etkiyi bırakıyor bence. Ki ben Ayonic 5'i de çok seviyordum ama tabii işte lan şey, Lancia, Lancia Delta Integrale'ye benzettiğim için de seviyordum aracı. Ee, heyecanla bekliyorum incelemeni. Ben de buradan aktarmaya çalışacağım bazı şeyler. Bilmiyorum Computex'te bir işte otomobille ilgili bir şey gösterilir mi edilir mi? O genelde CES tarafında Las Vegas'ta oluyor evet. onlar. Ama burada Nvidia'nın bir işte etkinliği olacak. Belki orada otomobillerle ilgili yapay zeka üzerine bir şey duyurabilirler. Bilemiyorum. Onları da burada göreceğiz. Umarım aktarma fırsatımız da olur diyorum. Tekrar teşekkürler. Ağzına sağlık. Gerçekten ben her zaman olduğu gibi. Gayet güzel anlatmış oldun. Ben de keyifle dinledim. Bu arada katkı vermeye çalıştım. Ama çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta tekrar görüşeceğiz ümit ediyorum. Çünkü yeni haftanın e, oto gündemi için yeniden buluşacağız. Evet. Değercilerimize de e, yeniden buluşacağız. Ben sözü sana bırakıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Evet ben de başta söylediklerini tekrar hatırlatmış olayım. Videoyu beğendiyseniz lütfen öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğen tuşuna basmayı ve emoji de olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için önemli hem motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için bizi öne çıkarması için önemli şeyler. Çok kısa vaktinizi alır. Bunları yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.